Ukrayna'da muhaliflerle hükümet arasında yapılan anlaşmaya rağmen ülkede siyasi kriz sürüyor. Doğudaki Harkiv kentinde konuşan Devlet Başkanı Viktor Yanukovych, Kiev'de yaşananları darbe, haydutluk ve vandallık olarak niteledi. Yanukovych istifa etme ya da ülkeden ayrılma gibi bir planı olmadığını duyurdu. Yaşananları 1930'larda Almanya'da Nazilerin iktidara gelişine benzeten Yanukovych, meclis başkanının dövüldüğü için istifa etmek zorunda kaldığını söyledi. Parlamentodan geçen son yasaların geçersiz olduğunu ileri süren Yanukovych, kendisini taşıyan otomobile ateş açıldığını iddia ederek "Korkmuyorum, ülkem için üzülüyorum." diye konuştu. Ukrayna parlamentosu ise Yanukovych'in görevden azledilmesini ve 25 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını 328 oyla onayladı. Gelişmeler üzerine Yanukovych'in müttefiki Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflerin cuma günü hükümetle imzalanan anlaşmayı bozduğunu savundu. Lavrov, silahlı radikaller tarafından kontrol edilen muhaliflerin Ukrayna'nın bağımsızlığını ve anayasal düzenini tehdit ettiğini söyledi. Lavrov, Almanya, Polonya ve Fransa'ya da muhalefetin anlaşmaya uyması için baskı yapmaları çağrısı yaptı. Polonya Dışişleri Bakanı Donald Tusk ise ülkede bir darbe yaşanmadığını, resmi binaların yönetim tarafından terk edildiğini söyledi. Bakan, meclis sözcüsünün yasal olarak seçildiğini belirterek, Yanukovych'in 2004 anayasasına dönülmesine içeren kararı 24 saat içinde imzalaması gerektiğini söyledi. Başkent Kiev'de binlerce kişi devlet başkanının hemen istifası talebiyle meydandaki bekleyişini sürdürmüştü. Kiev'deki devlet başkanlığı sarayı ve parlamentonun olduğu bölgede güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından eylemcilerin kontrolüne geçmişti. Yüzlerce kişi de Yanukovych'in Kiev'deki lüks villasının kontrolünü ele geçirmişti. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Yuri Ilin yaptığı açıklamada ordunun ülkedeki siyasi krize karışmayacağını duyurdu.